Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un yeni katlanabilir cihazlarını bir ön inceleme yapacağız. Beraber inceleyeceğiz diyelim. Önümüzdeki günlerde daha detaylı ve geniş incelemesiyle karşınızda olacağız. Bunu hemen size baştan belirtelim. Yani bugün burada sadece cihazlar hakkında bir ön bilgilendirme yapacağız arkadaşlar. Ki zaten bizim de hani öyle cihazlara aman aman bir inceleme fırsatımız olmadı. Ama dediğim gibi önümüzdeki süreçte cihazları inceleme için geldiğinde çok daha kapsamlı bir incelemeyle karşınızda olacağız. Biliyorsunuz katlanabilir ekran denildiğinde aslında akla gelen ilk isimlerden birisi Samsung ki kendisini bu sektörün öncüsü olarak da tanımlayabiliriz. Yıllar önce Samsung'un katlanabilir ekranlı bir telefon çıkartacağı söyleniyordu. Sonrasında karşımıza Fold çıkmıştı ve ardından da Flip modeli çıktı arkadaşlar. Daha sonra zaten diğer markalar Samsung gibi çeşitli katlanabilir ekranlı telefonlarla karşımıza çıktı. Ama bu işin öncüsünün kesinlikle Güney Koreli teknolojide olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Samsung her yıl iki farklı katlanabilir ekranlı cihazla karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Fold modeli arkadaşlar. Diğeri ise Flip modeli. Flip modelinin şimdiye kadar biraz daha tutulduğunu söyleyebiliriz aslında. Bunun temel nedeni tabii ki açıldığında normal bir telefon formuna gelmesi ve kapandığında da gayet taşınabilir bir yapıya sahip olması. Bunun yanında tabii ki Fold modeli de bir hayli tutuluyor. Ki özellikle bu sene gelen iyileştirmelerle birlikte cihazın çok daha popüler olacağını düşünüyorum ben. Öncelikle size şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Sıklıkla sorulan bir soru vardı. Bu da cihazın kapandığı zaman özellikle şu menteşe kısmında aralık kalıp kalmadığıydı. Sonunda Samsung bunu yeni nesilde çözmeyi başarmış. Gerek Fold 5'te gerekse Flip 5'te arkadaşlar. Cihazı kapattığınızda gördüğünüz gibi düz bir durum söz konusu. Yani menteşe kısmında herhangi bir açıklık kalmıyor. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Cihazı açtığınızda biliyorsunuz şu menteşe kısmında bir oval bir alan var. O alan da iyiden iyi biraz daha böyle düz olmaya yaklaşmış diyebilirim. En azından Flip modelinde. Fold modeline de geçtiğimizde yine dediğim gibi menteşe kısmı artık şöyle hani o şeklinde kalmıyor arkadaşlar. Orada bir oval yapı söz konusu değil. Gayet şöyle kapattığınızda gördüğünüz gibi burası dümdüz. Özellikle önceki nesillerle karşılaştırıldığında. Yani bu menteşe olayının sonunda Samsung çözmeyi başarmış durumda. Cihazı açtığınızda da yine orta kısmın fazla rahatsız edici olmadığını sizlere söyleyebilirim. Telefonu kapattığınızda arkadaşlar biliyorsunuz zaten Fold'da dış ekranı direkt bir telefon gibi kullanabiliyorsunuz. Bu ekranın biraz daha genişlediğini görüyoruz Fold 5'te. Ki biliyorsunuz ilk iki Fold modelinde bu ekran biraz küçüktü ve biraz da tepki toplamıştı açıkçası. Çünkü ekranın en ve boy oranı bazı uygulamalarla ya da oyunlarla sorun çıkartıyordu. Bu da doğal olarak kullanıcıları biraz üzmüştü. Lakin Samsung bunu sonunda çözmüş durumda. Yani telefonu cebinizden çıkardığınızda arkadaşlar şu ekranla rahat bir şekilde normal telefon gibi kullanabiliyorsunuz. Bu gayet güzel. Telefonu açtığınızda direkt olarak tablet oluyor. Yani tablet moduna geçiyor. Bu da gayet güzel. Burada önemli olan unsurlardan bir tanesi şu. Biliyorsunuz Samsung senelerdir Fold modellerinde içe doğru katlanan bir yapıyı kullanıyor ki bu kullanıcılar açısından avantaj. Neden? Dışa doğru katlanan yapılarda yani ana ekran şu olduğu zaman bunu dışa doğru kapladığınızda her iki tarafta da ekran olduğu için cihazın ekranının çizilmesi çok daha kolay oluyor. Dolayısıyla bu dışa doğru katlanan yapı hani baktığınız zaman çok da böyle güvenli değil arkadaşlar. Doğal olarak burada Samsung'un gayet güzel bir işçilik çıkardığını sizlere söyleyebilirim. Şimdi biraz cihazın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Yani teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu telefonla arkadaşlar Samsung Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 8 Gen 2 Yonga setine yer vermiş durumda. 4 nanometrelik bir Yonga seti. Burada önemli olan unsur şu. Bu Yonga seti Qualcomm tarafından Samsung'a özel olarak üretiliyor. Dolayısıyla burada bir overclock işlemi söz konusu ve normal Snapdragon 8 Gen 2'lerle karşılaştırdığımızda daha üst düzey bir performans sunuyor bizlere. Elbette tek başına Yonga setinin çok bir anlamı yok arkadaşlar. Burada Yonga seti bizlere neler sunuyor? Tabii ki telefonumuzun hızlı olmasını, biraz daha az ısınmasını sunuyor ki 4 nanometrelik bir yapıda olması bunda önemli bir etken. Neden? Biliyorsunuz 4 nanometre olduğu zaman Yonga seti içerisindeki bileşenlerde bulunan transistörler arasındaki mesafe 4 nanometreye kadar düşüyor.
Transistörler anahtarlama elemanı olduğu için sürekli işlem giriş ve çıkışlarında aşırı derecede ısınabiliyor arkadaşlar. Bu mesafe düştüğü zaman işlem limitleri biraz daha zorlanabiliyor. Neden? Çünkü aynı yonga seti içerisine siz daha fazla transistör sığdırabiliyorsunuz. Bu da doğal olarak transistörlerin sayısını arttırdığından işlem gücünü biraz daha yükseltebiliyor. Çünkü transistörler üzerine binen yük biraz daha düşmüş oluyor. Dolayısıyla bu noktada yonga seti tarafında çok fazla ısınma olmuyor arkadaşlar. Telefonda böyle bir oyun ya da bir uygulama yüklediğinizde doğal olarak hepsini rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz ki günümüzde hala 10-12 nanometre yonga setlerine sahip cihazlar bile oyunları ya da uygulamaları rahatlıkla çalıştırabiliyor. Dolayısıyla bu noktada Samsung'un Galaxy Z Fold 5'inde bulunan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin de hali hazırda uygulama mağazalarında yer alan uygulama ve oyunları rahatlıkla açacağını zaten söyleyebiliriz. Şimdi gelelim depolama ve RAM seçeneklerine arkadaşlar. Ülkemize satılacak olan modellerde 12 GB RAM standart olarak geliyor. Bunun yanında 256 GB, 512 GB ve 1 TB'lık depolama alanlarımız mevcut. Batarya tarafına baktığımızda 4400 mAh'lik bir batarya ile karşılaşıyoruz. Yine süper hızlı şarj desteği ve kablosuz hızlı şarj 2.0 desteği mevcut arkadaşlar. Burada tabi belki merakınızı cezbeden bir unsur da telefonun kamerasıdır. Burada 50 megapiksellik OIS destekli bir geniş açılı kamera var. Ona 12 megapiksellik ultra geniş açı kamerası ve 10 megapiksellik de yine OIS destekli telefoto kamera eşlik ediyor. Bu kamera sayesinde 3x optik zoom gerçekleştirebiliyorsunuz. Kamera detaylarını dediğim gibi inceleme esnasında zaten net bir şekilde sizlere sunacağız arkadaşlar. Nasıl bir zoom kapasitesine sahip olduğunu o zaman beraber gözlemleyeceğiz. Genel olarak Fold bu şekilde gerçekten güzel bir cihaz olmuş diyebilirim. Tabii ki bizler için fiyatı da önemli. Şimdilik fiyatı belli değil. Muhtemelen telefon tanıtıldığı tarihte fiyatı belli olacaktır diye düşünüyorum. Ki Türkiye'de artık ucuz telefon kalmadığını da hesaba katarsak Z Fold 5'in de ben şahsen 50 bin civarında belki olmaz 40 bin. 40 bini kesin geçer. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. 40-50 bin arasında bir fiyatla gelirse şaşırmam. Gelelim Flip 5'e. Flip 5'te aslında bizleri güzel bir yenilik bekliyor. Burada arkadaşlar yine menteşe sorunu çözülmüş. Baktığımız zaman menteşe tamamen düz bir yapıda karşımıza çıkıyor. Asıl önemli sürpriz ise ekranda zaten sızdırılmıştı. Bu çok öncesinden biliyorduk desem yeridir. Biliyorsunuz Flip'in son iki modelinde arkadaşlar şurada küçük bir ekran vardı. İlk modelinde ise hatırlayanlar olacaktır. Sadece şu iki kameranın yanında ufak bir ekran bulunuyordu. Daha sonra bu ekranı biraz daha büyüttüler. Şimdi ise katlanabilir kapağı neredeyse hani kamera haricindeki kısımları ekran olmuş diyebiliriz. Sızdırılan ilk görüntülerde belki hatırlayacaksınızdır arkadaşlar. Kameraların delikli ekran tarzında bir yapıda karşımıza çıkacağı söyleniyordu. Ama hayır, yani kameralardan şuradan bölünmüş bir ekran olarak karşımıza çıkıyor. Gayet büyük bir ekran burada. Çeşitli araçlar vesaire var. Zaten bu araçlar önümüzdeki süreçte Samsung tarafından güncellenecektir ve yeni araçlar gelecektir. Bu ekranla yine fotoğraflarımızı çekebiliyoruz, bildirimlerimizi okuyabiliyoruz. Ekranın büyümesiyle birlikte bize vaat ettikleri de biraz daha artmış arkadaşlar. Bu ekranda artık gelen mesajlara direkt olarak cevap verebiliyoruz. Şimdilik WhatsApp desteği yokmuş ama muhtemelen önümüzdeki süreçte WhatsApp desteğinin de ben geleceğini düşünüyorum. Bunun haricinde YouTube videolarını vesaire buradan izleyebiliyoruz. Netflix videolarını buradan izleyebiliyoruz. Yani kapağı açmadan pek çok işlevi bu küçük ekrandan gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Halihazırda diğer Flip modellerinde bir cevap yazmak istediğinizde ya da bir şey görüntülemek istediğinizde telefonun kapağını açmanızı söylüyordu size. Burada ise direkt olarak ekran biraz daha büyük olduğu için gerek WhatsApp'taki videoları vesaire oynatabiliyoruz, YouTube'daki videoları oynatabiliyoruz. Gerekse de Netflix'te herhangi bir dizi ya da film izleyebiliyoruz. Tabii ki söz konusu böyle bir şey olduğunda, yani bir şey izlemek olduğunda ekran açmak en iyisi olacaktır. O da ayrı bir mesele. Kapak ekranının büyümesiyle birlikte gelen bir diğer özellik ise kamera tarafında karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz önceki nesilde de yine şu ana kameraları kullanarak selfie fotoğrafları çekebiliyorduk. Direkt olarak power tuşuna iki defa bastığınızda arkadaşlar kamerayı zaten açıyor. Ve şöyle tutup kendinize selfie'ler vesaire çekebiliyordunuz. Ama çektiğiniz selfie'leri görüntülemek için telefonun ekranını açmak zorundaydınız. Z Flip 5'te ise buna gerek yok. Direkt olarak çektiğiniz fotoğrafları buradaki kapak ekranında görüntüleyebiliyorsunuz ve isterseniz bunu direkt silebiliyorsunuz ya da
kaydedebiliyorsunuz. Böyle bir güzellikte olmuş durumda. Ayrıyeten bu kamerada yine direkt olarak bu ekran üzerinden 10x'e kadar zoom gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani kamera kabiliyetleri vesaire artmış durumda büyüyen ekran sayesinde, ki aslında bu ekranın büyümesi Flip 5'e bir önceki nesildeki cihaza göre, yani Selefi'ne göre birçok özellik kazandırmış. Muhtemelen bu özellikler kullanıcıların daha çok hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar cihazımızın bizlere sunduğu teknik özelliklere. Aslında burada Yonga seti tarafına baktığımız zaman bir fark göremiyoruz. Yani Fold 5'te kullanılan aynı Snapdragon 8 Gen 2 Yonga seti direkt olarak Flip 5'te de kullanılıyor. Dolayısıyla performans tarafında kafanıza takılan bir soru işareti olmaması lazım. Az önce de belirttiğim gibi günümüzde hala telefonlarda özellikle orta segmentte 8, 10, 12 nanometrelik Yonga setleri kullanılmaya devam ediyor ki bu Yonga setleri dahi arkadaşlar uygulama marketlerindeki her oyunu, her uygulamayı rahat bir şekilde çalıştırıyor. Dolayısıyla bu cihazlarda siz acaba şu uygulamayı kasar mı, bu uygulamada ısınır mı gibi sorular sormamanız lazım. Çünkü bu tarz ısınma ya da donma problemleriyle karşılaşmayacaksınızdır. Şimdi gelelim ülkemize satışa sunulacak olan depolama ve RAM kapasitelerine. 8 GB'lık RAM ve 256 GB'lık dahili depolama ile geliyor arkadaşlar. Eğer bu dahili depolama benim için yeterli değil derseniz 512 GB'lık dahili depolama alanına da göz atabilirsiniz. Tabii onun fiyatı biraz daha farklı olacaktır. Şimdi gelelim telefonumuzun ekranına arkadaşlar. Burada ana ekranımız arkadaşlar 6.7 inç büyüklüğünde Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Dinamik AMOLED 2X adaptif bir 120 Hz tazeleme hızına sahip. Kapak ekranımız ise 3.4 inç Super AMOLED 60 Hz'lik bir ekran. Burada özellikle kapak ekranının büyümesi kullanıcılara çok büyük kolaylıklar sağlayacak. Bunu söyleyebiliriz. Bir sonraki Flip'te ne yapacaklar onu merak ediyorum. Belki hani kapak ekranını biraz daha genişletip kameraları ekrana dahil edebilirler. Ya da belki kamera sayısını artırırlar. Çünkü artık hani kapak ekranını bu şekilde büyüttüğünüz zaman daha fazla ne yapabilirsiniz diye düşünüyor insan. O yüzden bunu muhtemelen önümüzdeki yıl göreceğiz diyebiliriz. Evet, genel itibariyle Samsung'un katlanabilir cihazları bu şekilde yeni cihazlar. Özellikle beni Flip modeli biraz daha heyecanlandırdı. Neden? Çünkü burada arkadaşlar ekran büyüdüğü için aslında pek çok yenilik kullanıcıları bekliyor diyebiliriz. Fold modeli ise hani Flip'e göre biraz daha az yenilik içeriyor. Tabii ki baktığınız zaman teknik tarafta yenilikler vardır. Nedir? Kamerası biraz daha iyi çeker. Yonga seti daha güçlüdür. RAM kapasitesi belki biraz daha artırılmıştır vesaire, ama genele baktığımızda telefon yine aynı deneyimi sunacak gibi duruyor. Ama Flip modelinde biraz daha farklı bir deneyim algısıyla karşılaşabiliriz. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ne yazık ki bazı teknik sorunlardan ötürü kamerada odaklanma sorunu ortaya çıkmış. Bunu videoyu çektikten sonra fark ettik ve bir daha çekme imkanımız da olmadığı için, bize verilen süre kısıtlı olduğu için böyle bir telafi içeriği hazırlayalım istedik sizlerle. Genel olarak arkadaşlar satışa sunulacak olan cihazlar hani bir önceki nesillerine göre farklılıklar içeriyor. Zaten bunu anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki günlerde elimize inceleme için bu cihazlar ulaştığında çok daha kapsamlı bir video ile tekrardan karşınızda olacağız zaten. Yine de eğer aklınıza takılan herhangi bir soru varsa bu videonun altında bizlere yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de hani eğer bu cihazda cevaplayabileceğimiz bir soruysa bunları cevaplamaya çalışırız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.